Tarih 19 Mayıs 2020 günlerden Salı ve Dünya Turu başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının 101. yıl dönümünde tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin dört bir yanında bulunan milli sporcular da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde kutlandı. Gün içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen kutlamalar saat 19.19 itibarıyla yerini balkonlara bıraktı. Türk Hava Yolları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan milli mücadelenin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenen bu tarihi uçuş TK-1919 sefer sayısıyla gerçekleşti. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilen tarihi uçuşun kaptan pilotluğunu Selin Sevimli, ikinci pilotluğunu ise Doğukan Demir yaptı. İstanbul'dan gelen uçak Samsun semalarında bir tur attıktan sonra tekrar Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Apron'da hazır bulunan itfaiye araçları TK-1919 sefer sayılı uçağı hortumlarıyla ıslatarak karşıladı. Samsun Valisi Osman Kaymak da pilotlara çeşitli hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Arife ve Ramazan bayramında 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, Arife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyaç olmayan bir tabloyla karşılaşacağımızı umuyorum, dedi. Eğitim öğretim yılının sona erdiğini, bir dahaki eğitim döneminin Eylül'de başlayacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaşın üstündeki kişilerin bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar saat 14.20 arasında sokağa çıkabileceğini, bu hafta Çarşamba günü de gençlerin sokağa çıkabileceğini belirtti. Yeni açıklamaya göre 15 il için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da 15 gün daha uzatıldı. İstanbul Valiliği Kadir Gecesi için Eyüp Sultan Camii'nde program düzenliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Kadir Gecesi programı ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Kadir Gecemizi Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda idrak edeceğiz. Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala hocamız sizlerle birlikte olacak. 19 Mayıs gecesi saat 23'te başlayacak program radyo, televizyon ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Bekliyoruz, dedi. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan bayramından sonra tekrar ibadete açılacak. Bilim insanları Mars yüzeyindeki çamura benzeyen bir maddeyle yaptıkları deneylerde kızıl gezegendeki düşük sıcaklık ve alçak basıncın oluşturduğu koşulların bu akışkan sıvının Hawaii ve İzlanda'daki bazı yanardağların püskürttüğü lav gibi hareket ettiğini buldu. Bu buluş, Mars yüzeyindeki şekillerin daha önceden tahmin edildiği gibi magmatik yanardağlar tarafından değil, çamurla oluştuğunu gösteriyor olabilir. Uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip, kızıl gezegende dünyadaki gibi erimiş kaya değil de çamur püskürten yanardağların nasıl göründüğüyle ilgili araştırmalar yapıyordu. Mars koşullarının yaratıldığı kapalı bir ortamda yapılan deneyde gezegende akışkan çamurun simülasyonunun kaynayan bir diş macunu gibi hareket ettiği, hatta belli şartlar altında bu akışkan çamurun zıplamaya başladığı görüldü. Çalışmalara göre Mars yüzeyinde bulunan bu yapışkan madde Hawaii'nin Kilauea yanardağında bulunan Pahoehoe adı verilen lav türüne benziyor. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dalgıçlar halk arasında şeytan mantası olarak bilinen Mobula mobular türü vatozu görüntüledi. Ekibiyle kılıç balığı avı için Kaleköy Limanı'na 5 mil açıkta dalış yapan Selim Konya, yaklaşık 500 metre derinlikte şeytan mantası görerek kayda aldı. Adadaki bir dalış merkezinin yöneticiliğini yürüten Konya, Gökçeada'nın deniz canlılığı konusunda çok önemli bir bölge olduğunu da söyledi. Nisan ve Mayıs aylarında Gökçeada açıklarında kılıç balığı avına çıktıklarını belirten Selim Konya şöyle konuştu. Bazen açık denizde farklı türdeki deniz canlılarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu türleri gördüğümüz zaman da seviniyoruz. Geçen yılda buna benzer bir türle karşılaşmıştık. Bu sene gördüğümüzde halk arasında şeytan mantası olarak bilinen bir tür. Yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir canlıydı. Bu canlıları gördüğümüzde hemen kayıt altına alıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor, dedi. Bir dönem en çok izlenen filmler arasında yer alan Alacakaranlık serisinin oyuncuları arasında yer alan Gregory Tyre Boyce 30 yaşında hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla birlikte cansız bedeni bulunan başarılı oyuncu ve 27 yaşındaki kız arkadaşının ölüm nedeni hakkında yapılacak son dakika açıklamaları bekleniyor. Tyler Crowley rolüyle tanınan Boyce'un 10 yaşındaki Alaya isimli bir de kızı bulunuyordu. Bugün de Dünya'dan Haberler köşemizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.